Evet, açıkçası içimde kaldı, o yüzden burayı tekrar devam ettireceğim. Birinci aşama, buraya çıp tıkladığımız zaman, double click yaptığımız zaman şu saati açıp kapat. Önce bunu yapacağız. Şimdi items'lar burasıydı, neresiydi? Şu kısım var. Buraya geliyorum. On double click. Buraya bir tane fonksiyon yapacağız. Şimdi bu fonksiyon gün ve saat bilgisini alacak. Geliyorum buraya. Day ID, U-Size, bir de Hour U-Size diyelim. Bu defa geliyorum. Yine burasını alalım. Bütün kısıtlamaları aldık. Şimdi bu kısıtlamanın limbs day ID hours of elmanın tersine gidecek. Yani bunun aynısının olumsuzu olacak. Bunu yaptık. Sonra geliyoruz. Diyoruz ki teachers limitation lockmut replace bond limbs. Bu kadar. Şimdi bu fonksiyonu buraya tıklandığı zaman çalıştıralım. Tabi burada parametre aldığı için closure'ı işaretlememiz gerekiyor. Day of day ID, burada day ID nerede? Map limbs. Limbs'in day'i bize day ID verecek. Limbs day eksi bir tabii ki. As size eksi bir. Or ise zaten buradaki h'den gelecek. Tabii bu bir referans olduğu için göndereceğiz. As size yine bakalım. Buraya move yapmamız lazım ama sanırım sadece move değil, ayrıca bir tane daha verecek. Bu haş diyor. Biz burada limbs day olduğu için biraz sıkıntı çıkarıyor. Bu limbs day fazla yaşıyor. Mesela şurayı sadece sıfır yapalım. Mesela bakalım hala hata verecek mi? Inhorse buradaki fonksiyona gittiği için bu da move yazmazsak ne olur acaba? Şöyle yapsak yine niye ya? Referans göndersek olur mu? Referans yine olmaz. Robert here. Yine hala içinde zaten düşmemiş ki daha. Yani buradan çıkmamış. Nasıl yapabiliriz? Tabi burada değil aslında aynı durumdan muzdarip. İkisi de borrowing olayına takılıyor. Ama işte burada niye takılıyor onu çatlam çözemiyorum. Mesela limbs şurada takılıyor. Burada şöyle bir yöntemle let day eşittir limbs day diyebilirim. Limbs day dediğim için artık bu day
Şöyle yazarsam mesela move olmasa bile bir bakalım. Burada move demek gerekiyor. Tamam. Burada hata vermesin. Şimdi de hold kısmına gelince bunu nasıl yapabiliriz? Hold yani saati de şurada aldığımız zaman bu saat hem burada kullanılıyor hem burada kullanılıyor. Bu esten kaynaklı bir şekilde muhtemelen bundan dolayı dırdır ediyor. O halde. Yine olmadı. Let's force eşittir limbs part day force limbs force aldık. Tamam. O zaman burada limi kaldıralım. Sadece force kullanalım. Bakalım ne olacak. Nerede? Tamam. Bunu da şöyle yapalım. Force buraya geliyor. Items'in içine girdi. İyi de. Force. Şuraya bir bey yapalım. Bey. Biraz full size. Eksi bir yapalım. Bir bakalım. İki tane değil, bir tane değil. Değil. Allah Allah. Ne? Tamam, değil şimdilik çözüldü. Horse nasıl çözülecek ve niye hata veriyor? Horse burada iter yapmışız. Dolayısıyla bu referans alıyor. Haşın referansını alıyor. Double click'te haşın kendisini de buraya gönderdiğimizden dolayı ki haşı aslında göndermememiz lazım. Çünkü buradaki haş bir boolean türü. Boolean türü istemiyoruz. Bize index numarası lazım. O halde şöyle yapalım. Enumerate. Enumerate. Bu bize indeks numarasını da verecek ama burada bu defa h1 dememiz lazım. Bakalım. Font bool dedi. Biz böyle gönderelim. Burası tamam. Şimdi burada da h0 gönderiyoruz sadece. Cannot be the reference. Tamam. Şöyle gönderelim. Oldu. Ben yanlış yapmışım. Doğru. Burada iteration'da ben force'un elemanını yani haşı başka bir fonksiyona gönderiyorum. Tabi sahipliğiyle beraber gönderiyorum. Çünkü burada dikkat ederseniz her defasında elemanı gönderiyorum. Aslında buradaki elemana bakmıyor. Buradaki fonksiyonun aslında parametresi onu bozmuyor. Copy kullanılıyor zaten. Fakat burada engel olan şey o değil. Bu hatayı vermemize sebebiyet veren şey move aslında. Neden move? Bu bir closure diyor. Siz move kullandığınız zaman aslında bu closure sahipliği de alıyor. Move ile buraya gelen değerlerin de sahipliğini alıyor. Haliyle h ve b dışarıdan bir defa geldiği zaman sahipliği gittiği zaman artık ikinci bir döngüde kullanılamıyor. Tabii D'yi biz burada şey yaptık ya, D'yi limbs D'den ayırdım, ayrı bir şey yaptım ve D de zaten buradaki horse iterde tekrar tekrar horse kendisi burada borrowing yaptığı için kendi hash elemanını borrow ediyor. Yani bunu kullanma, bu bana lazım, bunun sahipliğini alamazsın diyor ama D'yi ben o sahiplikten çıkarmış oldum bir nevi.
Fakat hash için yapmamıştım. Hash'ı da enumerate ettim. Bana sadece enumerate'in birinci elemanı gerekiyor ki o da horse'un elemanlarını değil, horse'un elemanlarından yeni bir değer türetiyor. Tuple değer türetiyor. Demet, Python'daki demet gibi indeksi ve value'yi veriyor bana. Bana sadece indeksi lazımdı. Ben de onu kullandım. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Evet, bakın gayet güzel. Şimdi bu madem bu kadar iyi bir yerine kaldı. Buraya bir tane buton ekleyeceğiz ve değişiklikleri kaydedeceğiz. Şimdi bizim schedule table bu bir kalımdı. Kalım şuranın tamamını ifade ediyordu. Dolayısıyla ben kalıma bir eleman daha eklersem şuraya eklenecek. Geliyorum. As gap boşluk bıraksın. New x pardon y yani şey boşluk bıraksın. On desin. Sonra buraya bir de butonlar için bir tane ekleyelim. Şuraya. Ne buttons? Alt buttons hatta bottom buttons. Bu bize bir tane IMP element verirse. Geliyorum. Ama bu element şöyle bir şey olacak. Şuraya gelecekler ve yan yana dizilecekler. Geliyorum. Row new as gap new x düzleminde boşlukları onar puntu olsun. Item buton buttons default with signal demişiz. Şimdilik default diyelim. Label ekleyelim buna. Ne olsun? Değişiklikleri kayıt aslında dur. Default with signal label label neydi? Ne yazarım buna? Şeyde paketlerden bir bakalım. Changes. Bu save changes tab. Ben buraya save changes yazdığım zaman otomatikman dile göre yapacak. Ama. Niye? Bunu istiyor benden. Tamam. T ile gönderiyorum. Ben böyle ayarlamışım. T Krat 18 and T. Şimdi bu değişiklikleri kaydet. Bir de tüm öğretmenler için kaydet var ama bu buton tıklandığı zaman da bir şeyler yapsın. Geliyorum buraya. On click save changes diyelim ve en alta gelelim şöyle ve save changes. Bu save changes ne yapacak? Şunu yapacak aslında. Neredeydi? Şurada. Create. 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 Create teacher bin. Şurada. Bakın burada standart default değerleri oluşturuyor aslında. Fakat benim için önemli olan şu kısım. Alıyorum bunu olduğu gibi. Bakın şimdi
Bana iki tane bilgi lazım. Limbs, let limbs eşittir. Teacher limitation. Lockmut. To edge. Vektöre çevir. Çünkü bunu gönderirken hashmap olarak gönderemiyoruz ya da karışık olmasın. Diğeri de group id. Let group id eşittir. Selected timetable. Timetable. Bunu ekledik. Timetable gets. ID'sini aldık. Seçili olan grubun ID'sini aldık. Sonra gerekli olan MSG'leri yaptık. En sonunda MSG tabii burada niye ise MSG. Tamam. Sen MSG de var. Burada tamam. Şimdi button butonsu ekledik. Okey. En sona da en başa geliyorum. Table'ı eklemiştik. Schedule table. Bir item daha. Button butons ekledik. Şimdi bak. Hadi. Öğretmen seç bir tane. Değişiklikleri kaydet. Bakalım değişiklikleri kaydetmiş mi? Kim bu öğretmen bu arada? Seçili öğretmen kim? 24. Şimdi tekrar sayfayı yenileyelim. Bakalım. 24. Bu kadar. Kaydetmiş değişiklikleri. Bana da gerekli olan şey zaten buydu. Bu ders bu kadar kısa aslında. Başka da bir şey yok. Tabi diğer konularda zaten çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Burayı kapatabiliyoruz çift tıklayarak. Limitations'ları yapmış olduk. Bundan sonraki kısım aktiviteler. Aktiviteler geldiği zaman ortalık bir miktar daha şenlenecek. Düzeni de biraz önemli ama görsellik aslında buraya sonradan eklenirse çok da efektif olabilir. Renkler menkler. Şimdilik tabii o kadar ileriye gitmeyeceğiz. Bu yeterli. Kaydet. Bugünkü ders bu kadar. Bence yeterli.